Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün üçüncü sayfayla ilk defa görmüştük kendisini. Sonra yazgıda kalplerimizi fethetti. Ardından bekleme odasını hatırlıyorum. Eve dönüş Sarıkamış 1915 var. Karnaval'ı hatırlıyorum. Borç ve en son uzun zaman önce de izledim. Tabii arada bir sürü film ve başka diziler falan da var ama benim ilk başta aklıma gelenler burada. Serdar Orçin konuğumuz. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk Şenay. Nasıl gidiyor? Daha doğrusu kayda girmeden önce bir dizide konuk oyuncu olarak var olduğunu ve onun çekimlerinden geldiğini söylemiştin. İstersen biraz oradan Evet. başlayalım. Hani hem hangi dizide olacak ve ne zaman olacak hem de onun dışında neler var? Nasıl gidiyor pandemide hayat? Hekimoğlu'nda bir 4-5 bölüm konuk oyuncu olarak başladım. Bir bölüm çektim, ikinci bölümünü bitirmek üzereyim. Bir 4-5 bölüm işte Hekimoğlu'na dadanan bir karakter oynuyorum. Öyle şimdilik en aktif şey bu. Onun dışında zaten pek bir şey olamıyor biliyorsunuz. İşte tiyatrolar... Şehir tiyatrosu bazında en azından söyleyeyim ben orada olduğum için. Sezonun başında bir minimal sezon şeklinde açılış yaptık. Tam biz de yeni bir oyuna başlıyorduk. Çünkü eski oyunlar oynayamayacaktı. Hepsi yeni oyunlar olacaktı. Biz de tam onun provasına başlayacakken yeniden kapandık. Dolayısıyla tiyatroda duruyor. Bir tane 0 kilometre bir oyunum vardı. Oyunumuz yani daha doğrusu Vahşi Batı premier yapmıştı. Sadece bir buçuk ay gibi bir oynamıştık onu. Yani bu sezon aslında neredeyse izleyiciyle buluşacaktı daha çok ama kısmet olmadı. Umarım sezona. Onun dışında orada 6 sezondur devam eden 12 Öfkeli Adamım var. Onu hala oynamaya devam ediyoruz ve inanılmaz bir şekilde seyircisi artarak devam ediyor. Çok memnunum o anlamda. İki tane oyunumu da çok seviyorum. Onun dışında da işte aslında talihsizlikler oldu. Yani iki tane 0 kilometre filmim vardı. İşte biri uzun zaman önce, biri Ceviz Ağacı. Tam işin en keyifli zamanları gelmişti ki işte festivallere gidecektik. İşte oraya buraya gidecektik. Seyirci önüne çıkacaktı. Ki çıktı ama biraz işte bu sanal... Dünyadaki festivaller ne kadar olursa o şekilde oldu. Yine de ona rağmen işte iki filmimiz de değişik festivallerden farklı ödüller aldı. Artık sezon başlayınca umarım normale dönünce onlar da seyirciyle buluşursa onlar hakkında da konuşuruz. Sen bir tanesini görebildin galiba uzun zaman Ben önce. ikisini Ceviz gördüm. Ağacı'nı göremedin galiba. Ha, Gördüm Ceviz gördüm. Ağacı'ndan gördün Ceviz mü? Ağacı'nı da gördüm Ha. evet. Şeyle ilgili yazını okudum. Teşekkür ederim Şenerciğim. Uzun Ceviz zaman önceyle ilgili Ceviz Ağacı'nda Ağacı ile bekliyorum. ilgili yazdım mı hatırlamıyorum. İstanbul Film Ya Festivali'nde galiba. yazmadın, yazsan haberim olurdu. Online yaptı ya İstanbul Film Festivali. İzledim ama yazdım İstanbul'da mı hatırlamıyorum. İstanbul'da yazamadın oldu. herhalde de. Evet yani yazmamış İstanbul'da olabilir. oldu, Adana'da oldu. Bir de Evet, Antalya'da açılış yapmıştı şundan zaten. yazmış olabilirim çünkü Adana'nın seçici kurulundaydım, ön seçici kurulundaydım. Dolayısıyla belki hani orada bir Ha, tamam, çakışma, okey. bir etik dertler olmuş, araya girmiş olduğu için tam birbirleriyle çakışmış olabilirler. O yüzden yazmamış olabilirim diye düşünüyorum. Peki çok kısaca en azından tabii ki şu an çok zor durumda sektör, hani setlere çıkılamıyor özellikle de bağımsız sinemada. Peki hani böyle görüştüğün, konuştuğun, okuyup beğendiğin, işte ah biraz ortalık düzelse de hadi şunu çeksek dediğin bir film var mı geleceğe dair? Aslında bir tane çekilmişi var. Bu Ha Sen Ben Lenin diye bir film biliyorum. çekildi. Fakat evet, o henüz daha hiçbir şekilde yolculuğuna başlayamadı. Doğrusu arkadaşlarla da çok iletişimde olamadık. Yani film ne durum? Yani daha doğrusu şöyle, filmin çekimleri bitti ama biraz masada işi olan bir filmdi. Onlar da bunun peşindelerdi. Fakat şu anda ne durumda? Bu geçtiğimiz sezon hiçbir festivale girmediğine göre herhalde daha tamamlayamadılar, bitiremediler. Zannediyorum önümüzdeki yıl o vizyona girer. O böyle çekilmesini çok arzu ettiğim, yani hayata geçmesini çok istediğim bir senaryoydu. Çekildi de.
Bakalım, ben de merakla bekliyorum onu. Onun Benim dışında de ama şu çok anda merak ettiğim bir film. Ben de çok merak ediyorum onu görmeyi. evet, yani hem filmi merak ediyorum, bir de hikayesini de duysan, yani filmin nasıl başladığını, aslında ne çekmek istediklerini ama sonra koşullar yüzünden ne hale geldiğini falan bir gün özelde anlatırım sana. Şimdi vakit almayayım. O bile çok enteresan. Yani bu ülkede bir filmin hikayesiyle ilgili mini bir belgesel yapılabilir. Yani bir sürü filmin başına gelmiştir de bu da onlardan biri. Aslında ne hayalle yola çıkıp koşullar yüzünden nasıl bir hale geldiğini güzel bir örneği. O Peki. yüzden de hayata geçmesi önemliydi. O zaman bu faslı kapatalım. Şöyle geçelim. Böyle yakın dönemin en flash filmlerinden birini seçtin konuşmak için. Niye seçtin diye başlayalım. Neden o filmi seçtin? Hangi filmi seçtin? Niye seçtin? Oradan konuşarak başlayalım. Üzerine çok konuşabileceğimiz ama belli bir sürede Evet. paketlememiz gereken bir film. Evet. Aslına bakarsan tam da bu yüzden seçtim diyebilirim. Yani bundan önce konuşmamış olmanıza da sevindim. Çünkü bir kere bunu vaat ediyor. Yani üzerine çok konuşulabilecek. Ve bana göre işte bu yeni dönem diyelim, bunu neyle sınırlandıralım? Hani 2000'den beri mi diyelim, 2010'dan mı alalım? Yani son 10 yılın, son 20 yılın belki de üzerine en çok konuşulması gereken filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ve herkesin üzerine farklı şekillerde yorumlar katabileceği, farklı okumalar yapabileceği bir film. Bu yüzden bir kere seçtim. İkincisi, tabii ki bir oyuncu olarak bu kadar dört başı mamur denmez hiçbir şey için, hiçbir senaryo için, ama yani bu kadar iyi çalışılmış, bu kadar iyi tasarlanmış, sadece senaryo anlamında değil, yani görsel olarak da çok iyi tasarlanmış bir film olduğunu düşünüyorum. Ve üzerine yani hayır bence öyle değil. Hayır öyle, hatırlamıyor musun orada aslında şu vardı, onu demek istemiyor ki falan diye üzerine çok fazla fikir üretilebilecek böyle bir malzeme sunan bir film. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu anlamda. Yani bu filmler, yani bu tip filmler daha doğrusu, ya bu film şunu anlatıyor deyip böyle işin içinden sıyrılamıyorsun. Tamam. Ben de mesela sana katılıyorum. Yani Parazit'i ben çeşitli vesilelerle birkaç kez izledim. İşte bir festivalde izledim. Sonra başka bir noktada tekrar izlemek zorunda kaldım yazarken falan. Her defasında başka bir katmanın eklendiğini görüyorsun. Bir de gerçekten ben hani Bong Joon-ho'ya çok hayranım. Yönetmen olarak kendisine çok hayranım. Hani daha önceki işlerinde de çok hayranım. Yani yaratığa da özellikle de Cinayet Günlüğü'ne ki sen izledin mi bilmiyorum ama hani Cinayet Günlüğü bence hani türün yani polisiye seri katil hikayesinin gelmiş geçmiş en iyi filmi bile olabilir. Bakmak lazım. Hayır, izlemedim Şenay. Fakat bu Parazit sayesinde tabii ki yönetmenin geçmişini biraz öğrenmiş olduk. Öyle bir fırsatım olmadı. Yani önceki filmlerini izleyemedim yönetmenin, ama biraz çok da merak ediyorum. Diğerleri de bunun kadar şey miydi? Yani bu kadar iyi senaryo muydu? Bu kadar iyi kurgulanmış şeyler miydi? Bilmiyorum. Ama bir anda böyle bir şeyin çıkmış olma ihtimali tabii ki çok düşük geliyor bana da. Yani bu altyapısı çok iyi hazırlanmış. Yönetmen olarak kendini çok iyi geliştirmiş biri. Bir de bu yani sosyal sınıflar arasında ilgili bir film çekerken böyle o kadar çok mevzu var ki her birine bir parçacık da olsa değinmiş olması ve dünyanın bütün ülkelerinde karşılığı olabilecek şekilde bunu yapmış olması bence çok ilginç, takdire şayan bir şey. Yani böyle gözüne sokar gibi, bir öneride bulunur gibi. Yani bundan kurtulmanın tek yolu şudur ya da budur, gizli bir mesaj, öyle şeyler barındırmadığını düşün. Var. Ama hiçbir şeyi dayatmıyor. Şahane bir analiz, şeyler, karakterler, harika metaforlar. Yani biraz korkunçtur ya bu metaforlar. Yani insanı soğutabilir her an her Evet, şeyden. evet. Fakat Tam da çok onu iyi, yani söyleyecektim. çok Yani iyi. sen mesela bir sürü senaryo okuyorsun, geliyor sana. Şimdi mesela bizde, benim mesela biz film eleştirmeni olarak Türkiye'de
hani Türkiye sinemasındaki en temel sıkıntılarımdan bir tanesi odur. Mesela sınıf anlatılarını, yani sınıf hikayelerinin, sınıfa dair hikaye anlatmak zorunda değil ama filmlerdeki, hikayelerdeki sınıfsallıkları, kodlarını anlatmakta, göstermekte çok sorunlu bizim sinema. Bunu beceremiyoruz bir türlü. Yani Evet. ama orada basit bir koku metaforu üzerinden, ki çok sakin, çok pis durabilir filmde mesela. Ama yani ne kadar Müthiş. temiz anlatıyor ve hani hiç, şimdi bu biraz böyle sinemacılık yani, çünkü sen hani dediğim gibi, çünkü Tam. şundan, genelde mesela oyuncularla konuştuğumda böyle daha çok oyunculuğa doğru çekmeye çalışırlar konuşmayı. Oraya da geleceğiz ama sen mesela senaryodan girdin hikayeye, hani senaryo bir şey yaptın. Peki hani sence niye mesela, hem hani bunu Parazit'le beraber konuşarak, hani senin bu burada bir analiz yapmanı değil de kişisel fikrini merak ediyorum bir taraftan da. Ya orada olan şey niye oluyor da bizde olamıyor mesela? Ben bu soruya cevap vereyim ama aynı soruyu ben de sana soracağım. Çünkü sen de işte tabii ki onlarca film izliyorsun. Yani bir yıl içinde yüzlerce film izliyorsun belki de. Benden daha iyi analiz yeteneğin var tabii ki. Fakat şu bizde tabii ki hani tiyatroda da öyledir. Sinemada da. Yani metin her şeydir sonuçta. Dünyanın en iyi oyuncularını da toplasan ki çok yakın zamanda bir örneği gördük. Olmuyor yani. O senaryo olmazsa bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Senaryo tabii ki tek başına o da yeterli değil ama çok iyi bir senaryo kötü oyuncularla bile yine iyi okumalarla ya burada çok acayip bir şey var dedirtebilir. Ama senaryo yoksa dünyanın en iyi oyuncuları olsun hiçbir şey ifade etmez. Ne anlatıyor anlaşılmaz. Burada bu senaryonun başarısı tabii ki ya bir sürü konuşulacak şey var da şu koku dedin ya ben de oradan hani şahane bir örnek. Demin söylediğime çok iyi bir örnek. Dünyanın her yerinde yani her ülkede her katmandan insanın çok net anlayabileceği bir şey bu. Yani yaşadığın yer rin kokusu sana siner. Bu mesela bunun için başka hiçbir şey yapmaya gerek yok ve bir koku neredeyse o insanların planını suya düşürecek bir hale gelebilir. O gelebilir bir hale geliyor orada. Ya da işte o insanların kapısının önünden bile geçemeyecekleri bir ortamın var olması yani aynı ülkede yaşayan insanların oraya girebilmek için geliştirdikleri yetenekler üzerine her ülkenin ki Türklerin de böyle yetenekleri vardır. Yani yandan girme, işte kısa yolu tercih etme falan gibi. Turkish davranışlar vardır. Kodlar çok iyi. Dünyanın her yerindeki insanın anlayabileceği şekilde. Fakat daha da güzeli bana göre bir yönlendirme vermemesi. Bir seyirciye yani bundan kurtuluşumuzun tek yolu şu. Tek yol devrim. Tek yol işte hep beraber şey olalım, birlik olalım. Bu ezilen sınıflar bir gibi böyle bir hani bundan 50 yıl öncenin, 100 yıl öncenin şeyi de bakış açısı da yok. Böyle ezilen bir toplumun böyle bir sistem eleştirisinin arkasında asla da bir şey getirmemesi yani buna. İyi yönünden bakalım. Aslında şöyle bir araya gelsek halledeceğiz bu meseleyi gibi böyle bir birlik olalım falan gibi bir mesaj da vermiyor ve herkesin suratına gerçekten kendiyle ilgili gerçekleri biraz çarpıyor olması etkiliyor. Bizde niye böyle senaryolar yazılamıyor? Onun cevabını ben bilmiyorum. Güney Kore nasıl yapıyor bunu? Onu da bilmiyorum. Şu anlamda da bilmiyorum. Yani sadece bu senaryo bazında bunu söylemiyorum. Yani Güney Kore sinemasının son 15-20 yıl içerisinde böylesine inanılmaz ilerlemesi. Tabii ki başka bir sürü etmen var. Bunları da yani vakit yok belki konuşamayız. O ülkenin eğitimiyle ilgili başlattığı devrimin yansımalarını görüyoruz büyük ihtimalle. Ve Batı'ya bu kadar Amerikan sinemasına bu kadar yakın gibi gözüküp kendi tarzlarını bu kadar farklı bir şekilde ortaya koymaları gerçekten önde şapka çıkaracak bir durum. O Şeyi çok yüzden iyi yapıyorlar. Belki bizim sinemada, pardon,
Bizim sinemada eksik olan bir şeyi çok iyi yapıyorlar. Türk sinemasını çok iyi yapıyorlar. Ki Türk sineması tamamen Evet. senaryo üzerine inşa edilmiş bir sinema ya. Yani çok sağlam bir senaryo matematiği gerekir. Zamanlaması, matematiği. Ama hani gerçekten janrayı yani Güney Kore sineması janrayı çok iyi kullanıyor türleri. Mesela bu filmde de Çok. var. Yani film aslında bir art house olarak başlıyor. Sonra böyle hızlı bir şekilde kara komediye geçiyor. Sonra finale doğru da neredeyse thriller'a bağlıyor. Evet. Yani ve bunları bu geçişleri o kadar ustaca yapıyor ki bu ancak yani o sinemanın yani seyirci olarak da yönetmenin yönetmen o meslek olarak yönetmen olarak da yetiştiği sinemanın tür ve hakimiyetiyle olabilir diye düşünüyorum. Ben tam da buradan biraz oyunculuğa doğru bükerek bir soru da sormak istiyorum. Çünkü film oyunculuk açısından da tıkır tıkır işliyor. Evet. Fakat şimdi bu üç aks arasında yani Art House'dan kara komediye, kara komediden thriller'a geçerken oyuncular da hiç sırıtmıyor. Ya bir sahne var, yani spoiler verebiliriz hatırlarsınız. İşte o bodrumdaki merdivenden yuvarlanma sahnesi. Şimdi işte oraya kadar bir kara komedi film. Evet. Sonra orada pardon, oraya kadar bir Art House gibi gidiyor. Orada işte kadının vurması ve elemanın yuvarlanmasıyla bir anda kara komediye finale kadar olan bölümde kara komediye dönüyor ve tek bir hareketle geçiyor. Sonra bütün oyuncular başka bir yere geçip başka türlü oynamaya başlıyorlar. Bu çok zor bir Evet. şeydir. Yoksa hani bunu kolaylaştıran şey nedir? Senaryo dışında onu konuştuk. Biraz da böyle o gözle bakarsan neler diyebilirim? Yani doğrusu filmle ilgili böyle film arkası bir belgeseli ya da konuşmalı öyle şeyler çok izleme şansım olmadı. İzlemeyi çok isterim aslında. Yönetmenin senaryosunu ve tasarımını bu kadar incelikli çalışmış bir senaryo yönetmenin oyuncularla da aynı incelikte çalışmış olacağını tahmin ediyorum. Çünkü böylesine hakim yani bu kadar hakim olmadan hiçbir oyuncu bu doğallıkta geçiş yapamaz. Ya da biri ikisi yapar, bir tane mutlaka sırıtan olur. Yani bizde çok vardır ya özellikle yani tam örneği değil bu ama en göze batan olduğu için mesela şive yapılır. Üç kişi yapar ama bir kişi bambaşka yapar onu. Çünkü onun çalışacak vakti olmamıştır. Herkesin aynı şekilde aynı bölgeye ait şiveyi kullanacak, çalışacak vakti olmamıştır. Ya da jest olarak, hareket, mimik olarak yani çalışacak vakti olmamıştır. Ve mutlaka orada bir şey veriyoruz. Error veriyoruz biz. Yani oyuncularla da en az bu kadar mesai harcamış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tasarlarken, daha işe başlarken nasıl ki dekorunu bu kadar iyi tasarladıysa her bir karede bize yani o kapı metaforunu ya da o işte merdivenlerden aşağı evlerine inerken verdiği o inanılmaz şeyi yani nerede yaşadıklarına dair fikri sadece bu inme hareketiyle ya da dünyaya nereden baktıkları ile ilgili. Oyuncuların hiçbirinin orada ezik birini oynuyormuş gibi davranmamaları yani aslında kendilerini çok haklı görüyor olmaları. Bunlar çok iyi çalışılmış. Ben başka türlü olabileceğini, herkesin senaryosunu okuyup gelip, evet, 3-2-1 kayıt diye başlayıp bu seviyede bir oyunculuk çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Biraz da olanaklarla ilgili muhtemelen. Yani muhtemelen Tabii öncesinde ki. işte biz de hani çok haksızlık etmeyelim bizim sinemaya. En azından işin oyun kısmına, şey kısmına çünkü hani bizde zaten bütçeler hep ucu ucuna denkleştirildiği için yani daha sete girmeden önce oyuncu ve yönetmenin birlikte çalışmasına maddi olanaklar hiçbir zaman hani hiçbir oyuncuya muhtemelen sen bu kadar yıldır oynuyorsun hani işte Serdar'cığım al canım sana işte şu kadar para, 4 ay, 5 ay hiçbir şeye çalışmıyorsun. Sadece benim filmime beraber pro yapacağız diyememiştir. Yani istese de böyle bir olanağı yoktu hiç kimsenin muhtemelen. Yok, yok. O yüzden ben sana şunu söyleyeyim. Bu arada ben asla Türk sinemasına ve Türk oyuncularına haksızlık etmediğim gibi tam tersine şu an burada şunu söyleyeyim. Türk oyuncuları gerçekten dünya
çapında ve dünya standartlarının üstünde oyunculara sahip olduğunu çok net söyleyebilirim. Çünkü başka hiç kimse bu koşullardayken izlediğimiz bu filmlerdeki karakterleri çıkarabiliyorlarsa bu onların çok iyi oyuncu olduklarını evet, gösterir. Yani kısa zamanda diziler için de söyleyeyim, özür dilerim. Dizilerde de böyledir. Yani dizilerde yapılan ve bazen gerçekten olağanüstü oyunculuklar o kadar kısa sürede yapılır ki dünyanın başka hiçbir yerinde hiçbir oyuncu yapamaz belki de bunları. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani ben gerçekten de çok çok iyi. Türkiye'de oyuncu havuzunun çok çok geniş olduğunu ve çok verimli, çok iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Türkiye'de özellikle bizim sinemada, art house kanadında da, hatta blockbuster tarafında da temel meselenin senaryo ve yönetmenlikle ilgili olduğunu asıl olarak. Hani özellikle de art house'ta bugüne kadar meselenin yönetmenlik olduğunu düşünüyordum ama galiba sorun senaryoda ya. Ya evet. Sıkıntı. Ya senaryoda bence iyi fakat yönetmenler var ama şöyle bir şey var. Kötü. Senaryolar kötü fakat şöyle bir şey var. O insan da yani masanın başına oturduğunda hayallerini kete vurmak zorunda kalıyor. Yani yapılamayacağını, çekilemeyeceğini bildiği bir şeyi yazmaktansa olabileceği yazmaya gayret ediyor. Yani otosansür çok fazla çalışan bir şey bizde. Neden? Çünkü yazsa bile çekilemeyecek. Aslında prodüksiyon sorunumuz var. Çok büyük. Dediğin gibi bir oyuncuyu sadece 4 ay şuna bir çalış, hazırlan. 4 ay sonra başlıyoruz ya da 6 ay sonra al sana şu kadar para git şuna çalış ve gel diyebilecek bir prodüksiyonel bir para olsa şu anda ülkede diyorum ya bunu yapabilecek onlarca ve gerçekten dünya çapında yetenekler var. İnanılmaz yetenekler var. Fakat hiçbir zaman olamıyor. En babası 3 ay önce bir şeye başlayacağını haber alır. Onun dışında da ben bugüne kadar 20'nin üzerinde filmde oynadım. Hayatımda bir kez bir rol için 3 ay kilo verme şansım oldu. O da Eve Dönüş Sarıkamış 1915. O da kilo vermek zorundaydım. Erkenden haber verildi. 3 ayda kilo verdim. O kadar. O hazırlanabildiğim en uzun şey bu. Ki o da hani en iyi filmlerinden bir tanesidir. Ama hani Parazit konuşurken bu arada hani bizim sinemanın sınıfsal konumunu da dramatik bir şekilde yeniden hatırlamış olmak yani dünya sineması evet, içerisindeki evet. Gerçekten hani dünya sinemasının kim Park ve Kim ailesiyiz biz herhalde. Park ve Kim ailesi. Sineması evet. Park ailesi ise Türkiye'de herhalde Kim ailesi gibi bir durum söz konusu. Yani evet. Ama düzelir umarım. Yani ya düzelir işte şu prodüksiyon meselesi biraz daha iyi çalışmaya başlasa kesinlikle düzelir. Daha iyi senaryolar, insanlar hayallerine ket vurmadan yazdıkları senaryolarla gelirler belki de ki yeni jenerasyon yönetmenlerimizin de şahane örnekleri çıkmaya başladı ki daha da çıkacaktır. Ben bizden de böyle bir filmin çıkabileceğini düşünüyorum. İş ki prodüksiyon olarak biz o seviyeye gelebilelim. Yani birisi bir senaryoyla işte kaç milyon dolara çekildi bilmiyorum da bunun çekilebileceği ümidiyle yazsın senaryosunu. Ben çıkabileceğine inanıyorum. Ve bu filminde özellikle sınıfsal çatışma üzerine çok yani dünyaya yeni bir şeyle söylemle geldiğini düşünüyorum. Yani parazitten yola çıkarak yani biz istemesek de parazitler, biz istemesek de iğrendiğimiz ya da hayatımızda olmasını istemediğimiz koşullar biz istemesek de hep var olacak ve onlar bir yaşamanın bir yolunu bulacaklar. En kaba metaforuyla bu bile filmin içinde taşıdığı onlarca metaforun altı dolu metaforun alkışlanması gereken şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Valla güzel bağladın. Tam çünkü ben de ufaktan girecektim. 25 dakikayı doldurduk. Dediğim gibi hani film üzerine ben de filmle ilgili yazdığım yazıya bir baktım. Son cümleyi şöyle bağlamışım. Hani sayfalarca yazabiliriz ama hani burada bağlamak zorundayız diye yazıyı öyle bağlamışım. Burada da sohbeti saatlerce sürdürebiliriz ama süremizi de çok fazla aşmayalım. Serdar çok sağ ol geldin, konuştuk, sohbet ettik. Çok güzel program oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni filmlerde hem konuşmak hem dedikodu yapmak üzere.